Arkadaşlar merhaba, ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf ders kitabımızın 3. nütesi Asitler, Bazlar, Tuzlardaki soruları birlikte çözeceğiz. Çözeceğimiz kitabın yazarları bakın Mehtap, Gün, Tutpınar, Güneş ve Serpil Çetin. Elinizde bu kitap olmayabilir. Videonun altındaki açıklama kısmına çözeceğimiz sayfaların linkini bırakıyoruz. Oradan indirebilirsiniz. İlk çözeceğimiz sorular sayfa 142'de bakın neler kazanıldı kısmında. Burada diyor ki limon suyu ve sirke. Bakın limon suyu ve sirke nedir arkadaşlar? Bunlar asit maddelerdir. Asit ait iki tane özellik yazalım. Bunlar turnusol kağıdının rengini neye çevirir? Kırmızıya çevirir. Bir de ne söyleyebiliriz? Bunların genel anlamda tatları nedir diyoruz biz? Ekşidir diyoruz. Kireç ve sabun nedir arkadaşlar? Kireç ve sabunda bazdır. Öyle değil mi? Bazlar nedir arkadaşlar? Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Karakteristik renkleri mavi gibi düşünmek gerekiyor. Bunların da arkadaşlar tatları nasıldır? Acıdır diyoruz. Peki indikatör nedir? İndikatör arkadaşlar asitlik ya da bazlık durumuna göre renk değiştiren maddeler. Mesela az önce dedik ya turnusol diye. Turnusol asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renge dönüşüyor ve böylece o çözeltinin, o maddenin asidik mi, bazik mi olduğunu anlamamıza yarıyor diyoruz. Üçüncü sorumuz bakın aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden biri değildir demiş. Yakıcı ve aşındırıcı özelliğe sahip olmak tabii ki arkadaşlar bu nedir? Asitlerin özelliklerinden bir tanesidir. Çok da tehlikelidir. Kesinlikle asitlerden uzak durmak gerekir. Hatta bakın mutfak tezgahınız eğer mermerse üzerine bir asit yani limon ya da sirke dökülürse hemen temizlemeniz tavsiye edilir. Oradaki mermeri sarartmaması, aşındırmaması için. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez demiş arkadaşlar. Bu yanlış. Neden yanlış? Mesela hidroklorik asit eğer suya atarsanız suyun içerisinde H artı ve Cl iyonları oluşur. Dolayısıyla serbest hareket edebilen iyonlara dönüştüğünden dolayı çözeltimiz elektrik akımını iletir diyoruz. Bakın asit çözeltileri, baz çözeltileri ve tuz çözeltileri bunlar içerisinde iyon barındırıklarından dolayı bunların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Çinko, magnezyum, demir gibi elementlerle reaksiyona girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Doğrudur arkadaşlar. Asitlerin pH değeri 0 ile 7 arasındadır. Oda koşullarında tabii ki bu da doğrudur arkadaşlar. Mavi turun sol kağıdını kırmızıya çevirirler. Bu da gene asitler için doğrudur diyoruz. Sayfa 146'da örnek ve çözüm var. Bakın çözümü kapatıyoruz. Önceki videolarımızda da yaptığımız gibi birlikte çözmek için. 2 mol sülfürik asit diyor. Sülfürik asitin arkadaşlar formülü nedir? Zat yani H2SO4'tür. 2 mol potasyum hidroksitle tepkimeye girmiş. Yani HOH diyoruz arkadaşlar ona da. Bakın bunların tepkime denklemini yazmam gerekiyor. Tepkime denklemini yazmak için bakın en pratik yol şudur. Sülfürik asitten kaç tane H oluşur? Asit olduğuna göre H artı oluşacak. 2 tane H oluşur. Peki potasyum hidroksitten kaç tane hidroksit oluşur arkadaşlar? Bakın bir tane hidroksit oluşur. Ne olması gerekiyor? Asitten gelen H artının sayısıyla bazdan gelen hidroksitin sayısının eşit olması gerekiyor öyle değil mi? O zaman iki tane hidroksit gelmeli ki bunların sayıları eşit olsun. Yani potasyum hidroksitin başına kaç yazacağım? İki yazacağım arkadaşlar. Bakın sülfürik asitle yani bir tane sülfürik asitle iki tane potasyum hidroksit tepkimeye girdi. İki tane potasyum hidroksitten iki tane potasyum geldi K2. Diğerinden bir tane sülfat geldi ve k 2 4 tuz oluştu. Aynı zamanda bakın iki tane haşartıyla iki tane OH- birleştiği zaman ne oluşur? İki tane arkadaşlar su oluşur diyoruz. İkisinden de iki mol varmış. Bakın ikisinden de iki mol varmış. Bu tip hesaplamaları ilk ünitemizin videolarında yapmıştık. Oraya dönüp tekrar bakabilirsiniz. Eğer burada eksiklik hissediyorsanız. Bakın kat sayısı bir olandan 2 mol tepkimeye girerken kat sayısı iki olandan 4 mol tepkimeye girer. Bakın katsayısı 1 olandan 2 mol girerse, katsayısı 2 olandan 4 mol tepkimeye girer. Peki benim elimde 4 mol potasyum hidroksit var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada sadece 2 mol potasyum hidroksit var. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Yani burada tamamı tükenen sülfürik asit değil diyoruz arkadaşlar. Peki kimdir o zaman? Potasyum hidroksittir diyorum ki ben. Katsayısı 2 iken 2 mol potasyum hidroksit tepkimeye girerse Kat sayısı 1 iken, ne kadar arkadaşlar? 1 mol sülfürik asit tepkimeye girer. Ve bakın kat sayısı 1 olan potasyum sülfattan ne kadar oluşur? 1 mol oluşur ve kat sayısı 2 olan sudan da 2 mol oluşur diyorum. Netice itibariyle tepkime sonlandığında ortamda 1 mol ne kaldı arkadaşlar? Sülfürik asit kaldı. Yani ortam nedir? Asidiktir. Bunu unutmayın. Ortam asidik. Peki tükenen maddemiz hangisi? Potasyum hidroksit. Tükenen madde aynı zamanda neydi? Sınırlayıcı bileşendi. Sınırlayıcı bileşen ne demek? O madde bittiği için tepkime sonlandı. E burada potasyum hidroksit bittiği için tepkime bitti değil mi? Biraz daha potasyum hidroksit olsa tepkime biraz daha devam edecek. Biraz daha fazla ürün oluşacak. Ama o bittiği için bitmiş oldu. Dolayısıyla ben ne diyorum? Sınırlayıcı bileşen potasyum hidroksittir diyorum. Ortamda ne kadar tuz var? 1 mol potasyum sülfat tuzu var ve ne kadar su var? 2 molde arkadaşlar su var diyoruz. Bakın B seçeneğinde de yine 0,2 mol asit ve 0,5 mol baz kullanılırsa diyor. Hemen şu tepkimemizi tekrar yazalım buraya. Aslında bana ne lazım arkadaşlar? Artan ortam asit bazını diyor. Kaç mol tuz oluşur? O da lazımmış. sadece girenler ortam lazım olsaydı yazmayacaktım ama şimdi tekrar bütün denklemi yazmam gerekiyor. yazalım. h so 4 artı. iki tane de ne oluşur arkadaşlar? Su oluşur. Az önceki tepkimeyi tamamen yazdık. Şimdi bakın ne diyor? 0,2 mol eğer asit varsa 0,5 molde baz varsa diyor. Ben yine diyorum ki bakın kat sayısı 1 iken 0,2 mol tepkimeye girerse kat sayısı 2 iken 0,4 mol tepkimeye girer. Var mı o kadar? Var. Sıkıntı yok. Kat sayısı 1 iken 0,2 mol oluşur. Kat sayısı 2 iken de 0,4 mol oluşur. Bakın ortamda sülfür gazı kalmadı. Ortamda 0,1 mol ne kaldı arkadaşlar? Potasyum hidroksit kaldı ya da arttı. Dolayısıyla ortam nedir arkadaşlar? Ortam baziktir. 0,2 mol tuz var. 0,2 mol tuz oluştu. 0,4 mol arkadaşlar ne oluştu? Su oluştu diyoruz. Gene burada da e, sınırlayıcı bileşen nedir diye sorulsa bize ne diyeceğim ben? Sınırlayıcı bileşen de sülfür asittir. Neden? Tepkimede biten, o bittiği için tepkime sonlanan madde sülfür asittir diyoruz. Bir sonraki sorumuz bakın örnek ve çözüm daha doğrusu. Gene çözümü kapattık birlikte çözelim diye bakın. Fosforik asitle kalsiyum hidroksitin tepkimesinden bahsediyor. Hemen bakın yazalım. Fosfor bu. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar bu. Bunlardan kaçar tane H artı ve OH eksi gelir onları yazalım arkadaşlar. Bunların 3 tane gelir. Bundan 2 tane gelir. Bakın H artı ve OH eksilerin sayılarını eşitlemem gerekiyor. Eşitlemek için ne yapmam lazım benim? 6'ya tamamlayacağım değil mi? Bakın o zaman bunu 2 ile çarparsam, bunu 3 ile çarparsam herhalde oluyor. Yani fosfor başına 2, kalsiyum hidroksitin başına 3 yazıyorum. Ve denklemi bakın şu şekilde tamamlıyorum. 2 tane Fosforik asitle 3 tane kalsiyum hidroksin tepkimesinden ne oluşacak dedik arkadaşlar? Kalsiyum fosfat tuzu oluşacak. Bakın fosfattan 2 tane olacak. Kalsiyumdan arkadaşlar 3 tane olacak. Tuzumuzun formülü bu. Artı 3 tane özür dilerim 6 tane haşartı ve 6 tane oşeksten ne oluşur? 6 tane su oluşur tabii ki değil mi? Şimdi burada bakın ne diyor bana? 4 mol fosforik asit varmış diyor bakın. Bundan 4 mol varmış. 7 mol de kalsiyum hidroksit varmış. Bundan da 7 mol varmış. Diyorum ki ben kat sayısı 2 olan fosforik asitten 4 mol tepkimeye girerse kat sayısı 3 olan kalsiyum hidroksitten kaç mol tepkimeye girer? 6 mol tepkimeye girer. Var mı o kadar? Var. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde gerçekleşir ve fosforik asitin tamamı tükenir. Fosforik asit ne oldu burada? Sınırlayıcı bileşen oldu. tamamı tükenen madde. Fosforik asit sınırlayıcı bileşen. Peki kalsiyum hidroksit ne kadar oldu arkadaşlar? 1 mol ortamda ne oldu? Arttı diyoruz. E 1 mol arttığına göre ve kalsiyum hidroksit baz olduğuna göre ortam nedir? Baziktir diyoruz arkadaşlar. Ve diyorum ki ben kat sayısı 2 olandan 4 mol tepkimeye girdiyse kat sayısı 1 olandan 2 mol oluşur. Sonuç itibariyle burada 2 mol ne vardır? Kalsiyum fosfat vardır. Kat sayısı 6 olandan da 12 mol oluşur. Gene sonuç itibariyle burada 12 mol su oluşmuştur diyoruz. Sayfa 147'deki çözerek öğrenini beraber çözelim şimdi de. Hidrojen, klorür ve lityum hidroksinin tepkimesini denkleştirerek başlamamız gerekiyor. Bakın hidrojen klorürden bir tane H iyonu gelirken lityum hidroksitten bir tane OH eksiyonu geliyor. Sayıları eşit. Dolayısıyla bunlar kaça kaç tepkimeye girerler? Birebir tepkimeye girerler diyoruz bakın. HCl'den bir tane, lityum hidroksitten bir tane tepkimeye girer. Lityum klorür ve bir tane de ne oluşmasını bekleriz? Su oluşmasını bekleriz. Mol sayıları eşitmiş arkadaşlar bunların. Yazalım. Bundan 1 mol varsa bundan da 1 mol vardır. Peki katsayıları da eşit olduğuna göre ikisinden de kaçar mol tepkimeye girer burada? Birer mol tepkimeye girer. Değil mi? Dolayısıyla ikisinden de artan olmaz. Lityum klorin katsayısı 1 olduğu için ondan 1 mol oluşur. Sudan da arkadaşlar aynı şekilde ne kadar oluşur? 1 mol oluşur diyoruz. Yani artan madde var mı arkadaşlar birincisi için? Gördüğünüz gibi artan madde yok. Peki sınırlayıcı bileşen ne? Burada sınırlayıcı bileşenden bahsedemeyiz çünkü her ikisi de tükenmiş. Öyle değil mi? Her ikisi de bittiği için tepkime bitiyor. Ortamın asitliğini ya da bazlığını yazınız demiş. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar asit de baz da tamamen tükendiği için ve bu kuvvetli asit kuvvetli baz tepkimesi olduğu için aynı zamanda oluşan lityum klorür nedir? Nötr tuzdur. Bundan dolayı ortam nedir diyoruz? Nötrdür diyoruz. İkinci denkleme geçelim. Bakın ikinci denklemde kalsiyum hidroksit var. Kaç tane? İki tane hidroksit geliyor bundan. Hidrojen bromürde ise bir tane H artı geliyor. Bunların sayılarını eşitlemek için bakın kalsiyum hidroksitin başına bir, hidrojen bromürün başına iki yazarsam eşit sayıda OH ve H artı geldiğini görüyorsunuz. Hemen tepkimimizi yazarak denkleştirelim. Bakın kalsiyum hidroksit artı iki tane hidrojen bromür diyoruz. Kalsiyum bromür artı iki tane de ne vardır arkadaşlar? Su vardır diyoruz. Bunların mol sayıları eşit olacak. Kat sayısı 1'e 2 olduğu için ikisinden de 2 mol olsun. Bu şekilde kuralım arkadaşlar. Bakın kat sayısı 1 olandan 2 mol tepkimeye girerse kat sayısı 2 olandan 4 mol girmesi lazım. Var mı o kadar? Yok. Demek ki arkadaşlar tamamı tepkimeye giren kimmiş? Hidrojen bromürmüş. Kat sayısı 2 iken 2 mol tepkimeye girerse kat sayısı 1 iken 1 mol tepkimeye girer. 1 mol ne olur arkadaşlar? Artar hidrojen bromürden artmaz, kalsiyum hidroksitten arttığı için ortam nedir arkadaşlar? Baziktir diyoruz, değil mi? Ortam bazik, artan madde nedir? Kalsiyum hidroksittir. Sınırlayıcı bileşen nedir? Sınırlayıcı bileşen arkadaşlar burada hidrojen bromürdür. Neden? O tükendiği için tepkime sonlanmıştır diyoruz. Ve üçüncüsüne geldik bakın bir tane haşartı veriyor asit. barium hidroksit iki tane hidroksit veriyor. Dolayısıyla nitritasitin başına iki yazıyorum. Ve nasıl bir durum meydana giriyor bakın. Bir tane baryum iki tane nitratla birleşecek öyle değil mi? Yani hemen tepkimeyi yazıp arkadaşlar denkleştirelim. İki tane nitrik asit bir tane baryum hidroksitle tepkimeye girdiği zaman ne olacak? Baryum nitrat ve ne olacak arkadaşlar? Şurayı bir temizleyelim. İki tane de su oluşması gerekiyor. Bakın gene bunlardan ikişer mol olsun diyelim. Niye? Kat sayıları ikiye bir olduğundan dolayı. Ve diyorum ben katsayısı sayısı iki olandan iki mol tepkimeye girerse katsayısı sayısı bir olandan bir mol tepkimeye girer. Katsayısı sayısı bir olandan ne kadar arkadaşlar oluşur? Bir mol oluşur. Kat sayısı iki olandan da iki mol oluşur diyoruz. Ve bakın ne oldu? Nitrik asitten kalmadı. Baryum hidroksitten bir mol arttı. Baryum nitrattan 1 mol oluştu. Sudanlı arkadaşlar 2 mol oluştu diyoruz. Artan madde neymiş? Baryum hidroksitmiş. Sınırlayıcı bileşen neymiş? Tükenen maddemiz nitrigasitmiş. Ortam ne arkadaşlar? Baryum hidroksit arttığı için ortamız burada nedir diyoruz? Baziktir diyoruz. Sayfa 148'de bir örnek ve çözüm var. Çözümü kapattık birlikte çözelim. Diyor ki asit baz çiftlerinin oluşan tuzların formülünü yazınız diyor bakın. Burada az önce yaptığımız gibi bakın. HCN'den bir tane H geliyor. KOH'dan bir tane o OH geliyor. Dolayısıyla bunlar birebir tepkimeye girerler. Birebir tepkimeye girdiklerinde de bir tane K ile bir tane CN birleşir. Değil mi? Ve bir tane H ile bir tane OH eksiden de bir tane su oluşur diyoruz. Burada ise bakın 3 tane o OH geliyor bakın bazdan. Asitten 2 tane H artı geliyor. Bunların sayılarını eşitlememiz lazım. O zaman alüminyum hidroksit 2 ile sülfür asidi de 3 ile çarparsam eğer değil mi? Ne olur o zaman bakın. 2 tane alüminyum geliyor. Artı. Bir de ne geliyor? Artı demeyeceğiz tabii ki. Sülfat. Sülfattan kaç tane geliyor arkadaşlar? 3 tane geliyor diyoruz. Suyu da yazalım. Tepkimeyi denkleştirip tamamlayarak da. 6 tane de ne olması gerekir burada? Su olması gerekir. Sonuncusuna bakın. Hidroksit 2 tane. H artı 1 tane geldiği için. Sayıları eşitlemek için nitrik 2 ile çarpıyorum. Ve ne oluyor bakın? 1 tane magnezyum. 2 tane nitrat bu şekilde bir tuz meydana gelir. İki tane de su oluşur diyoruz. Burada bu örneğin çözümünde kitapta arkadaşlar şundan bahsedilmiş. Ondan da bir hızlıca bahsedelim. çaprazlama yöntemi diyor. Diyor ki K artı bir yüklüdür. Cn eksi bir yüklüdür. Bunların üzerlerindeki sayıları diyor. Birbirlerinin altına değil mi? çaprazlayarak yazarız. Ve ne olur bakın burada bire bir olur. Mesela alttakinde bakın alüminyum artı üç yüklü diyor. Sülfat eksi iki yüklü diyor. Gene bu 2'yi bunun altına, bu 3'ü de bunun altına yazarsak eğer, o zaman AL2 SO4 3 oluyor. Sonuncusunda bakın, magnezyum artı 2, nitrat eksi 1. E çaprazlarsak ne olur arkadaşlar? Magnezyum nitrat olur diyoruz. Sayfa 154'te neler kazanıldı kısmına geldik arkadaşlar. Bakın burada bir tane kimyasal tepkime denklemi verilmiş tepkimesinde diyor 6 mol asit kullanılarak tam nötralleşme gerçekleştirilmiştir. Ne demek bu? 6 mol asit kullanılmış, herhangi bir artan madde olmamış diyor arkadaşlar. O zaman hemen şu şekilde biz yazalım altlarına. 6 mol asit kullanılmış. Bakın asit olan burada fosforik asit. Katsayısı 2 iken eğer bundan 6 mol tepkimeye girmişse, değil mi? Demek ki katsayısı 3 olandan ne kadar tepkimeye girmiştir? 9 mol tepkimeye girmiştir. Başlangıçta demek ondan ne kadar varmış? 9 mol varmış diyorum. Peki o zaman magnezyum fosfattan ne kadar oluşmuştur? Kat sayısı 1 olduğuna göre. Ondan da 3 mol oluşmuştur. Sudan ne kadar oluşmuştur? 18 mol oluşmuştur diyoruz. Sonuç itibariyle bakın asit ya da baz ortamda kalmamış. Ortamda 3 mol magnezyum fosfat ve 18 mol de ne kalmış? Su kalmış diyoruz. Bakalım aşağıdaki ifadeleri. Ne diyor. Tepkime tam nötralleşme için 6 mol bas kullanılmalıdır demiş arkadaşlar. 6 mol mu kullanıldı? Hayır bakın gördüğünüz gibi 9 mol kullanıldı. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu yanlış olmuş oluyor. Tepkime sonunda 2 mol tuz oluşur demiş. Bakın kaç mol tuz oluştu arkadaşlar? 3 mol oluştu. Bu da yanlış diyoruz. Tepkime sonunda oluşan su 324 gramdır. 18 mol. Arkadaşlar 1 molü 18 gram olduğuna göre 1 mol su 18 gramsa eğer Değil mi? 18 mol su ne kadardır? 18 kere 18 o da kaç yapar? 324 yapar. Doğrudur. Tepkime de H haşartı ve OHX iyonları 18'er moldür demiş. Burada bakın oluşan sudan değil mi? Ben haşartı ve OHX'in miktarını bulacağım. Bakın burada 18 mol su oluştuğuna göre tabii ki. Demek ki 18 mol haşartı mol yazmam gerekiyor tabii ki. 18 mol'de ne var? Hidroksit değil mi? varmış ki bunların tepkimesinden 18 mol su oluşmuş diyorum. Dolayısıyla sonuncusu doğrudur diyoruz. Aynı sayfada bakın ikinci sorumuz. Ne diyor? 8 mol alüminyum hidroksit ile 18 mol sülfürik asit aşağıdaki tepkime denklemine göre tepkimeye girmiştir diyor. Hemen yazalım arkadaşlar burada bakın 8 mol ne varmış? Alüminyum hidroksit varmış 18 mol de. Sülfürik asit varmış. Gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hemen alt kısmı kapatalım arkadaşlar. Ve bakın diyelim ki kat sayısı 3 iken 18 mol tepkimeye girerse kat sayısı 2 iken kaç mol girmesi gerekir? 12 mol girmesi gerekir. Peki benim elimde o kadar var mı? Yok gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 mol var. Demek ki bakın tamamı tükenen sülfürik değilmiş. Tamamı tükenen kimmiş? Alüminyum hidroksitmiş. Kat sayısı 2 iken bundan 8 mol tepkimeye girerse kat sayısı 3 ne kadar girer? 12 mol tepkimeye girer diyorum. Ve ne kadar kalır bakın sülfürik asitten 6 mol kalır. Alüminyum hidroksitten kalmaz arkadaşlar. Peki oluşan tuzun ve suyun miktarı ne kadardır? Diyorum ki bakın kat sayısı 2 iken 8 mol değil mi tepkimeye girerse? Kat sayısı 1 iken 4 mol tuz oluşur. Kat sayısı 6 iken de 24 mol su oluşur diyoruz. Dolayısıyla oluşan tuzun 4 mol suyun da 24 mol olduğunu bulmuş olduk. Tepkime de tam nö nötralleşme gerçekleşmiş midir? Bakın tam nötralleşme gerçekleşmesi demek asitten ya da bazdan artmaması demek. Ama burada ne oldu gördüğünüz gibi? 6 mol sülfürik asitten arttı. Dolayısıyla tam nötralleşme gerçekleşmiş midir? Hayır. Gerçekleşmemiştir. Tepkime de artan madde varsa hangisi? 6 mol ne arkadaşlar artan madde? Sülfürik asittir diyoruz. Aşağıda ne soruyor bakın. Tepkime tamamlandığında ortamın asidik ya da bazik. Asidik tabii ki arkadaşlar. Neden? Çünkü artan madde ne gördüğünüz gibi. Sülfürik asit. Sülfürik asit art, arttığına göre ortamın ne olması gerekir? Asidik olması gerekir. Ve son D'de diyor ki tepkime de artan madde olmaması için tepkime ortamına hangi maddeden kaç mol daha eklenmelidir diyor. Hemen bakın bunu şurada arkadaşlar temiz şekilde yazmaya çalışalım. 3 tane sülfürik asitle 2 tane alüminyum hidroksit tepkimeye giriyordu. Değil mi? Bunu biliyorduk. Bunlar 3'e 2 giriyor. Artan madde ne kadar arkadaşlar? Bakın bundan 6 mol. E 6 mol K sayısı üçgen 6 mol tepkimeye girerse K sayısı 2 iken ne kadar tepkimeye girer? 4 mol tepkimeye girer. Yani ortama ben 4 mol alüminyum hidroksit eklersem bakın ortama 4 mol alüminyum hidroksit eklersem o zaman artan madde olmaz. Daha doğrusu bu artan madde de onunla tepkimeye girerek tamamen tükenmesi sağlanır diyoruz. Üçüncü sorumuzda bakın aşağıda bazı ifadeler verilmiş. Bazı metaller arkadaşlar bunlar tanımlıyor. Karşılarında da o metaller verilmiş. Bu ifadelerin hangi metallere ait olduğunu yazıp karşısındaki metallerle de bunları eşleştirmemiz bizden isteniyor. Bakın birincisinde diyor ki sadece asitlerle etkileşerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Kimdir arkadaşlar bu asitlerle etkileşerek hidrojen gazı açığa çıkaranlar? Aktif metaller değil mi? Aktif metalden kastedilen şey nedir? Hidrojenden daha aktif olan metaller. Bunlar esasen aktiflik konusu. 12. sınıfta daha ayrıntılı şekilde göreceksiniz. Karşıdakilere baktığımız zaman bakın altın ve platin var. Bunlar soy metal. Bunları bir kere yazalım arkadaşlar. Gümüş ve bakır bunlar yarı soy metal. Yarı soy metal. Şimdi bunların farkı ne? Soy metaller kral suyu hariç hiçbir maddeyle tepkime vermiyorlar. Hatta bakın şuraya yazalım. Yeri gelmişken bunlar soy metaller kastediyor. Ve nedir arkadaşlar burada? Bakın A seçeneğindekiler. Yarı soy metallerse ise oksijenli asitlerle tepkime vererek NO, NO2 ya da SO2 gibi gazları açığa çıkartıyorlar. İşte bakın burada yarı soy metallerinde tanımı verilmiş gördüğünüz gibi. Onları da o zaman hemen şu şekilde eşleştirelim. Alüminyum ve çinko nedir arkadaşlar? Bunlar neydi? Amfoter metaller. Öyle değil mi? Amfoter metaller. Amfoter metaller ne? Kuvvetli bazlarla da tepkime verebiliyorlar. Yani metaller normal diğer metaller gibi asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar ama aynı zamanda kuvvetli bazlarla da tepkimeye girerek gene hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Bu tanımda bakın gördüğünüz gibi en alt kısımda verilmiş amfoter metal diye verilmiş. Dolayısıyla bakın aktif metal, sodyum ve magnezyum aktif metallerdir. Bunlar asitlerle tepkime verir. Tabii aktifler ama şu yanıltıcı olmasın sakın arkadaşlar. Bunlar sonuçta aktifler ama metaller asitlerle tepkime veriyorlar. Bazlarla kuvvetli bazlarla ya da tepkime vermiyorlar. Öyle bir şey de söyleyemiyoruz. Dördüncü sorumuzda bakın diyor ki aşağıda verilen asitler ile ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakın diyor ki kral suyu altın veya platinden yapılmış kapta saklanabilir. Hayır arkadaşlar bakın kral suyu zaten altın ve platin tam soy metal. Bunları etkeden tek maddedir. Dolayısıyla bunları aşındırır parçalar ve altın ve platinden yapılmış kapta saklanamaz arkadaşlar. Bu yanlış tabii ki. Ama altın ve platin kapta kral suyundan başka her şeyi saklayabilirsiniz. Çünkü ne kezzap, ne sülfürik asit, ne hidroklorik asit bunlar arkadaşlar altın veya platine tepkime vermiyorlar. Bundan dolayı saklanmalarında bir sakınca yoktur diyoruz. Sülfürik asit. Sülfürik asit ne arkadaşlar? Zayt dediğimiz bakın. Oksijenli bir kuvvetli asit. Altın platin cam veya plastik kapta saklanabilir. Bakın altınla tepkime vermiyor. Platine de tepkime vermiyor arkadaşlar. Cam veya plastikle de tepkime vermiyor. Cam veya plastikle tepkime veren maddeler neydi arkadaşlar? Bakın işte hidroflorik asit. HV değil mi? HV arkadaşlar aslında kumla tepkime veriyor. Kumla tepkime verdiği için de bakın kumun yapısında bulunan maddeler neler? Porselen ve cam. Bunlar da arkadaşlar saklanması mümkün değil. Çok da tehlikelidir. Zaten üçüncüde de bakın bundan bahsediyor. Diyor ki hidroflorigasit cam kapta saklandığında kabı aşındırabilir. Kesinlikle arkadaşlar saklanması çok sakıncalı. Saklanamaz diyoruz yani sakıncalı derken cam kapta ya da porselen kapta saklanamaz diyoruz. 5. sorumuzda diyor ki aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde hidrojen gazı oluşmaz? Arkadaşlar hidrojen gazı oluşmuyorsa eğer bakın ne oluşabilir? Ya NO, NO2 ya da SO2 oluşabilir. O da nedir arkadaşlar? Bu gazları oluşturanlar kimlerdir? Bunlar işte bakın yarı soy metaller. Bu yarı soy metallerle eğer değil mi? H2SO4 ya da HNO3 gibi kuvvetli asitler tepkimeye giriyorsa o zaman bu gazlar oluşur. Bir de arkadaşlar bir tepkime neticesinde eğer hidrojen gazı oluşmuyorsa ne oluşabilir? Karbondioksit oluşabilir. Sorularda karşınıza çıkacak. O da mesela kalsiyum karbonat gibi karbonatlı bileşikler asitlerle tepkimeye girdiklerinde karbondioksit oluşturabilirler. Buraya bakalım. Magnezyum arkadaşlar aktif bir metal. Hidrojen gazı oluşturmasını bekleriz. Alüminyum nedir arkadaşlar? Amfoter bir metal. Kuvvetli bazı tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı oluşur. Alüminyum asitlerle tepkime girdiği zaman da gene hidrojen gazı oluşur. Bakın bakır, nitrik asitle işte şurada bahsettiğim sadece arkadaşlar tepkimeye girerse NO ya da NO2 gazı oluşur. Ne zaman NO, efendim işte soğuk ve seyreltikse ne zaman NO2 sıcak ve derişikse NO2 gazı oluşur diye anlatılıyor. Yine kalsiyum aktif bir metal olduğu için hidroklor gazlarının net gazı açığa çıkartır, hidrojen gazı açığa çıkartır diyoruz. Sayfa 163'teki neler kazanıldı ile devam edelim. Bakın yetişkin bir insan günde ortalama 2-3 litre mide öz suyu üretir diyor. Peki mide öz suyunda ne var arkadaşlar? Litre başı 0,03 mol hidroklorik asit var. Yani bizim mide öz suyumuz arkadaşlar oldukça kuvvetli asidik bir çözeltidir diyoruz. Oldukça kuvvetli bir asit olduğu için zaman zaman tabii ki bize rahatsızlık da verebiliyor arkadaşlar. Özellikle de asidik yiyecekler tüketirsek de midenin asitli iyice artıp bize rahatsızlık verebiliyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda insanlarda bunun oldukça fazla olduğunu siz de Ailenizden, büyüklerinizden görüyorsunuzdur. Peki ne yapmak lazım? Bir insanın midesi yanıyor, canı yanıyor arkadaşlar değil mi? Ne yapması lazım? Midesindeki asidi bir şekilde azaltması lazım. E, midesindeki asidi azaltmak için ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki bir baz yutması gerekiyor. Mide ilaçlarına baktığınız zaman içindekilerde ne vardı arkadaşlar? Hepsinin bazik olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Böylece mide asidinin nötralize edilerek midelerin rahatlanması sağlanmış oluyor. Bir diğer yöntem de bakın B seçeneğinde anlatılan yemekten sonra içilen soda yani maden suyudur. Türkiye'deki maden sularında özellikle oldukça fazla bir karbonat iyonları mevcut. Bir karbonat iyonu bakın hidroklorik asitle tepkime girdiği zaman tuz, su ve karbondioksit gazı oluşuyor. Yani nötralleşme tepkimesi meydana geliyor. Hatta maden su içtikten sonra böyle bir gaz çıkartıp işte o gaz ne arkadaşlar karbondioksit gazı insanların rahatladığını gözlemliyorsunuzdur. Dolayısıyla burada Maden suyu tüketmenin temel sebebi gene e, ilaçlardaki gibi baz da mi? mideye baz göndererek midedeki asidin miktarının azaltılmasının sağlanmasıdır diyoruz. İkinci sorumuza diyor ki dünya nüfusunun hızlı artması falan filan uzun uzun atmış ve diyor ki kimyasal gübrelerde nitrat ve sülfat var diyor. Bunlar asit yağmurlarının oluşumunu nasıl sağlıyor? Arkadaşlar şöyle bakın eğer bunları biz toprağa bol bol verirsek gübreleri Bunlar yeraltı sularına karışıyor yeraltı suları ile beraber uzun yolculuklara çıkıyor ve tekrar arkadaşlar yeryüzüne çıktıklarında buharlaşarak atmosfere karışıyorlar Atmosferde oluşan bu nitratlı ve sülfatlı su değil mi yeryüzüne tekrar arkadaşlar ne olarak asit yağmurları olarak inmeye sebep olabiliyor. Bundan dolayı gübrelerin kullanımı dolaylı yoldan da olsa asit yağmurlarını arkadaşlar etkiliyor diyoruz. Üçüncü de diyor ki saf suyun pH'ı 7. Yani saf su arkadaşlar normalde nötr. Ama yağmur suları 5,6 civarında hava temiz olsa bile. Şimdi normalde bakın normalde havanın içerisinde kükürt ve azot gazları mesela SO2 ve NO2 gazları su ile tepkimeye girerek ne oluşturuyorlar arkadaşlar? Tabii ayrı ayrı düşüneceğiz bunları. Nitrik asit oluşturuyorlar, sülfürik asit oluşturuyorlar ve asit yağmurları oluşturuyorlar. Yani asit yağmuru ne demek işte pH değeri oldukça düşük. Değmis bir yağmur şeklinde yeryüzüne yağmasını sağlıyor bu maddelerin atmosferde bulunması. Ancak atmosferde bunlar yoksa bile hava çok temizse bile gene de bir bakıyorsunuz arkadaşlar yağmur suyunun pH değeri yaklaşık olarak 5.6. Bu nedendir diye burada sormuş. Bunun neden arkadaşlar havadaki karbondioksit. Hava ne kadar temiz olursa olsun, sanayi bölgelerinden ne kadar uzak olursanız olun, araba egzozları hiç olmasın isterse havada karbondioksit her zaman olmak zorunda. Ve havadaki karbondioksit arkadaşlar su ile tepkimeye girerek ne meydana getiriyor? Karbonik asit meydana getiriyor. Ve bu karbonik asit de arkadaşlar nedir? Havanın yani daha doğrusu yağmurun ne olmasını bir miktar daha asit olmasını, asidik olmasını sağlıyor diyoruz. Dördüncü sorumuza bakın demiş ki işte aşağıdaki maddeleri pH çizelgesine yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Bunları tek tek buradan buralara koymamız isteniyor bakın. 7 tam ortada. 7'nin sağ tarafı nedir arkadaşlar? Bazik maddelerdir. Değil mi? Sol tarafı nedir arkadaşlar? Sol taraftakiler de asidik maddelerdir. pH değeri 7'den büyük olanlar bazik, küçük olanlar da asidiktir diyoruz. Şimdi tek tek bunlarla uğraşmayalım arkadaşlar. Çamaşır suyu nedir? 13,1 zaten belli. Baziktir. Sirke nedir arkadaşlar? 3,2 asidiktir. Fırın temizleyici dediği arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi asidik bir maddedir. Kireç sökücü Kireç ne arkadaşlar? Baz. Onu söken maddenin ne olması gerekir? Tabii ki asit olması gerekir ki pH değeri 2,2 oldukça düşük arkadaşlar. Bulaşık deterjanında birçok temizlik malzemesi gibi gördüğünüz gibi pH değeri 7'den büyük. Yani o da nedir? Bazik bir maddedir diyoruz. 164. sayfada 5. sorumuzda diyor ki bakın aşağıda kutular verilmiş bu kutularla ilgili bize sorular soruyor. Kutuların içerisindekilerle ilgili sorular soruyor. Hangileri asittir, hangileri bazdır diye sormuş bakın A ve B'de. Buraya tek tek yukarıdakilerin adını yazmaktansa yukarıdakilere asit olanlara A, baz olanlara B yazalım hızlıca birlikte. Sabun arkadaşlar bazik bir temizlik malzemesidir değil mi? Mide öz suyu nedir? yukarıda az önce bahsetmiştik. Çamaşır suyu gene bazik bir temizlik malzemesidir. Kireç sökücü, kireç bazik. onu söken maddenin ne olması gerekir? Asidik olması gerekir. Nitrik asit ya da kezzap zaten adı üzerinde arkadaşlar asit. Sülfrik asit aynı şekilde asit zat da diyoruz. HCl'ye ne diyoruz? Biz hidroklorik asit ya da tuz ruhu diyoruz değil mi? O da asittir. Limon gene asidik bir maddedir. Diş macunu baziktir. Karbondioksit suyla karıştığı zaman ne oluşturur? Karbonik asit oluşturur. Gene yukarıda az önce bahsetmiştik. Bundan dolayı o da asidiktir diyoruz. Bakın başka ne diyebiliriz? Evet azot oksitler var. Azot oksitten kastedilen şey NO2 değil mi? NO değil de NO2. O da gene nedir? Suyla karıştığı zaman asitleri meydana getirir diyoruz. Yağmurun asidik olmasının nedenlerindendir diyor. Bakın yağmur arkadaşlar az önce yukarıda bahsettik dediğim gibi karbondioksit suyla birleşir ve ne oluşturur arkadaşlar? Karbonik asit oluşturur öyle değil mi? Dolayısıyla bu buraya bakın şöyle yazalım H yazalım. Bir de ne vardı? Azot oksitler yine suyla birleşir ve ne oluşturur? O havadaki e, suyun yani yağmurun asidik olmasını böylece asit yağmur oluşmasını sağlar. Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarına neden olur? Bakın Fosil yakıtlar yakıldıkları zaman arkadaşlar karbondioksit gazı açığa çıkartıyorlar. Yine elektrik santrallerinde kükürt gazları ya da yine karbondioksit gazları çokça üretiliyor, bulunuyor. Ve gübrelerdeki arkadaşlar o iyonlar, sülfat iyonları, nitrat iyonları onlar dolaylı yollarla atmosfere karışıp tekrar asit yağmurları oluşmasına sebep olabiliyorlar. Yani I, I ve M yazacağız. Buraya da bakın I, I ve M yazacağız. Asit yağmurlarından zarar görenler bakın nelerdir? Heykeller ve tarih eserler. Aslında çok daha fazla zarar gören şey vardır. Yeraltı sularına karışıyor, tarım alanları zarar görüyor, ağaçlar zarar görüyor değil mi? Aslında birçok şey zarar görüyor ama yukarıda verilen hangisi? K ve L'deki maddeler. Asit yağmurlarının içeriğinde bulunabilir. Asit yağmurlarında ne bulunabiliyor arkadaşlar? Biz ne demiş hatırlıyorsanız. Nitrik asit bulunabilir. Öyle değil mi? Ve sülfürik asit bulunabilir diyoruz. Aslında asit yağmurlarında bir de ne var? Karbonik asit var. Ama o burada verilmemiş. Altıncı sorumuz asit ve bazlarla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Dört tane öncül verilmiş. Asitler yenilen besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Mide öz suyumuzda oldukça asidiktir. Yukarıda bahsettik az önce. Asit ve bazlarla çalışıldığında güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir. Çünkü asitler ve bazlar oldukça tarih edicidir. Onun için arkadaşlar mutlaka önlük giymeli, gözlük giymeli, gözlük takmalı değil mi? Eldiven takmalı vesaire. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Limon asit olduğu için mermeri aşındırır. Kesinlikle ne diyoruz? Biz eğer mutfak mermerse, mutfak tezgahınız mermerse üzerine asit olan limon ya da sirke döküldüğünde hemen temizlemeniz gerekir. Yoksa oraya aşındırdığını görürsünüz. Kireç çözücüler bazdır diyor. Arkadaşlar kirecin kendisi baz. Onu çözen maddenin ne olması gerekir? Asit olması gerekir. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Yedinci sorumuzda yağ ve saç nedeniyle tıkanan lavaboyu açmak isteyen kişi arkadaşlar ne kullanılıyor burada? Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit çok kuvvetli bazlardır. Yağları ve sacı arkadaşlar parçalar. Bundan dolayı arkadaşlar biz özellikle bunları bolca kullanıyoruz. Yani bakın cevabımız nedir? 2'dir. B seçeneğidir diyoruz. Sayfa 170'deki neler kazanıldı kısmı arkadaşlar. Bu videoda çözeceğimiz son sayfamız burası da ne ile ilgili bakın tuzlarla ilgili. Aşağıda bakın diyor ki birinci soruda e, tuzlar vermiş, kaç tane? 5 tane tuz vermiş. Bunların kullanım alanlarını arkadaşlar yazmışlar buralara. Bunları eşleştirmemiz, yazmamız bizden isteniyor. Bakın tebeşir, kireç ve çimento yapımında kullanılan nedir arkadaşlar? Kalsiyum karbonattır. Kabartma tozu ve temizlik malzemesi. O da nedir arkadaşlar bakın? Sodyum bikarbonattır. Öyle değil mi bakın? Sodyum bikarbonattır. O da gitti. Suda sertlik yapan iyonları karbonatları halinde çöktürerek ortamdan uzaklaşmasını sağlar. Bu nedenle çamaşır makinelerinde yumuşatıcı. Yani çamaşır sodası da diyorlar arkadaşlar ondan dolayı buna. Sodyum karbonattır bu da. Gıdaları tatlandırma amacıyla kullanılan. E, gıdaları biz tatlandırmak için ne kullanıyoruz arkadaşlar zaten? Direkt sodyum klorürü. Burada yapıştırın gitsin. Balgam söktürücü özelliğinden dolayı bu da arkadaşlar nişadır diye bilinen. Bakın balgam söktürücü dendiği zaman direkt ilaçlarda falan da kullanılıyor. Amonyum klorürü yazacağız. Diyor ki aşağıda yaygın adları verilen tuzların bileşik formüllerinin yanlarını yazınız. Bu bir ezber sorusu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Özellikle bilmeniz gereken bu tuzlar var. Bunları mutlaka formüllerini ezberlemek zorundasınız. Kireç taşı kalsiyum karbonat. Yemek sodası yukarıda yazdık arkadaşlar. Neydi? Sodyum bir Öyle değil mi? Efendim yemek tuzu neydi? Sodyum klorür. En yaygın kullanılan tuz zaten bu herhalde. Nişadır arkadaşlar. Az önce dediğimiz gibi balgam söktürücü olarak da kullanılıyor. Amonyum klorür. Üçüncü sorumuza bakın diyor ki yukarıda asitlerin bazılarının tepkimelerinden tuzlar oluşur demiş. Burada 5 tane tepkime denklemi vermiş asit, baz, tuz, su değil mi şeklinde. Buradaki yazılmayan boş bırakılan asitlerin ve bazılarının formüllerini bizden tahmin etmemiz isteniyor. Bakın birincisine hidrojen iyodür. Bakın burada iyot var değil mi? Ne yok arkadaşlar orada? Potasyum yok. Potasyum yok. E demek ki neymiş bu potasyum? Hidroksitmiş. Bakın ikincisinde berilyum var. Berilyum var. Brom var arkadaşlar. Burada burada brom yok. Değil mi? Brom eksik. Kaç tane brom olacak? İki tane brom olacak. Yani demek ki iki tane HBR yazacağım buraya da. Üçüncüsüne bakın nitrat. O zaman iki tane nitrat olması gerekiyor burada. Ve baryum. Bir tane baryum olacak. Baryum neydi arkadaşlar? Artık değerlikli olduğundan dolayı da baryum hidroksit bu şekilde yazılıyor. Karbonik asit bakın burada arkadaşlar karbonat iyonu var gördüğünüz gibi. Lityum. Nedir o zaman? lityum hidroksit olması gerekiyor. Ama kaç tane? İki tane lityum hidroksit olması gerekiyor. Ve bakın amonyakla amonyum klorür oluşturan nedir? Hidroklorik asittir. Bu da gene bakın asit bas tepkimesi olmasına rağmen nötralleşme tepkimesi değildir. Neden? Çünkü yanında su oluşmuyor diye. Onun için çok fazla karşınızda istisnai durum olarak sorularda çıkacaktır. Evet teşekkür ediyorum uzunca bir videomuzun daha sonuna geldik. Bakın, bundan sonraki videomuzda da bu ünitenin üniteyi bitirirken kısmını çözeceğiz. Gene uzun bir video olacak herhalde arkadaşlar. Orada sizleri bekliyorum mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, sıhhatli, başarılı günler diliyorum.